Çanlar Çölü mesela ilk halkı yıkayamaz. Kabuk olacak yine kezayeli. Bunlar yardım. Tercih ediyorum falan bu şekilde. Bu şekilde geziyorum yani. Şey. Allah'a emanet olun. Allah korusun. Türkiye Cumhuriyeti'ni adım adım geziyor. Denizlerden, karelerden, bisikletle geziyorsun da yani öyle motorlu bir araçla da. Baba olarak da abi buna dayanamıyor. Ciğer fare. İşte gene de böyle yaşıyor. Senede 2-3 kere geliyor yani baba beni. 3-5 senedir ayrıyım. Burnu tam bir antioksidan kaynağı. Bunu sık sık tüketiyorum gördükçe. Yaklaşık 4 yıldır bisiklet turları yapıyorum. İlk olarak ana vatanımız Türkiye ve Kıbrıs'ın tamamını gezerek, yani 87 ilden bahsediyorum, gezerek turları yaptım, tamamladım. Daha sonra bu bende tutkuya dönüştü. Bırakamadım. Tekrar bir tura başladım. Bu kez deniz turunu yapayım dedim sadece. Yani 4 denizi görmüş oldum. Suriye sınırına kadar geldim. Hatta Yayla Dağı'na kadar. Aritmatik olarak 50 sefere tekabül ediyor. 1560 kilometre doğuyla batı arası. Ben bu tür ölçümleri de yapıyorum çünkü. 50 tur yapmış oluyor. En kuzey noktamız İncevurun'u ziyaret ettim. En güney noktamızı ziyaret ettim. Hani enlerini ziyaret ettim. İşte Türkiye'nin en yüksek karayol geçidi olan Karabel Geçidi'ne gittim Van'da. Türkiye'de mesela Çankırı Turzum arasında ilginç bir şeye rastladım. 300 yıldır hiç çürümeyen bir eşek gördüm tavşanla birlikte. Şöyle besleniyorum. Mesela ahududu, kuşburnu, böğürtlen tarzı, işte elmadır ve köylülerin tabii ki bana yardımları çok oluyor bu noktada. İklim olarak soğuklarla biraz mücadele etmek zor oluyor. Ondan ziyade yağışlar tabii biraz beni zorluyor. Ona da alıştım. Evet, daha ziyade uzun tur bisikleti değil benim görmüş olduğum bisiklet, şehir bisikleti. Ama ben mesela çok ekipman da bulundurmuyorum bisikleti. Sadece bütün malzemem gözlük kabının içerisinde, bir de pompadan müteşekkil. Kıyafetlerim de çok sade. Yani ben ayakkabı da giymiyorum. Kışın bazen Aralık ve Ocak aylarına giyerim ama ben onu da tercih etmiyorum. Konaklama işlerini doğada yatıyorum tamamen. Çadır falan kurmuyorum. Uyku tulumu da taşımıyorum hatta. Bütün eşyalarım 3-5 parça, işte bir yelektir, mont falan tarzı. Bir de yağmurluğum var. Yağmurlu üzerime böyle battaniye tarzı kullanıyorum. O şekilde doğada yatıyorum. 79 bin kilometredir yol yapıyorum aynı bisikletle. Tabii imkansızlıklar içinde gidiyorum biraz da. Bana sıfır bisiklet de teklif edildi birkaç kez. Ben kabul etmedim. Hani o milyarca kilometredir ben sırtımda taşıyan bir emektarım var, yol arkadaşım var. Onu da bırakamadım açıkçası. O şekilde evet siyah çekirge ismini koymuştum demir atıma. Çekirge gibi de hep sıçrıyor bir taraflara beni götürüyor. Bindiğin her yere götürüyor yani bir şekilde. Ortalamaya vurduğumuz zaman ben 4 yıldan beri geziyorum. Günlük 1 veya 2 lira en fazla bir giderim oluyor bu şekilde. Benim farklı sıkıntılarım vardı, ailevi sorunlarım vardı. Bir nevi onun için tepki olarak aslında yollara çıkmıştım. Tur niyetim de yoktu esasen. Zaman içerisinde bu tutkuya dönüştü. Bırakamadığım bir tutku oldu. Sıkıntılarımı bu şekilde atlattığımı inanıyorum. Belki de en iyi psikoloji şu bisikletle gezdiğim anlar oldu.
Çok yeni yerler keşfettim. Hem insanlar tanıdım, hem kültürel anlamda bir zenginlik oldu. Bu şekilde Türkiye'yi karış karış dolaştım. Dediğim gibi iki de ülkeye gittim. Bunu ortalamaya vurduğum zaman 7'şer kez Türkiye turu yapmaya tekabül ediyor. Türkiye yani 7'şer kez full olarak dolaşmış oluyorum bu şekilde. Tabii ailem beni bırakmak istemiyor esasen. Yani tura gitmeme niyetleri yok. Az önce yine babamla vedalaştım. Babam ağladı, hani çok geç kalma falan dedi. Ortalama turlarım 3,5-4 ay sürüyor. 5 aya kadar gelmediğim de oldu. Geldikten sonra da pek duramıyorum. 1 hafta kadar duruyorum. Evet, özellikle ben turları pandemi sürecinde de aksatmadım. Bu esnada mesela büyük şehir olarak Ankara'dan başlamıştım yasaklarda. İşte böyle büyük şehirleri de gezdim. Tabii büyük şehirlere girişim şu şekilde oldu. Köy yollarından, patika yollardan, ormanlardan, ormandan inerek Karabük'e geçmiştim. Evet, ben günde ortalama 100 kilometre ile gidiyorum. Hani yeri geliyor 200 kilometrenin üzerine çıktığım da oluyor yolun durumuna göre. Bunun yanı sıra tabii doğum günümde kendim başladığım yıl 40. yaşıma özel olarak 290 kilometre kullanmıştım turların içerisinde. Doğada daha çok keşfetmem gereken şeylerin olduğunu inanıyorum. Hani Türkiye'yi karış karış gezdim ama vatandaşların tepkisine de denk gelebiliyorum. Şöyle yani tanımadıklar için orada garip görüyorlar. İşte ajan mı acaba bu adam? İşte farklı bir şey mi? Bu şekilde şüphelenip jandarma veya polis arayanlar da oluyor. Bununla da karşılaştım oldu. Ama genel itibariyle sıcakkanlı karşılıyorlar. Hürmetkarlık yapıyorlar. Çok ekmeklerini yedim. Hani çok hürmet ediyorlar, güler yüzle karşılıyorlar. Ben yapım gereği biraz daha doğadan beslenmeyi tercih ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde insanlar doğaya daha çok kendini adamak isterler. Tabii ki bir bunalım oluşuyor o esnada. Herkese tavsiye ediyorum imkan bulduğu müddetçe. Sadece pandemi süreci değil, her zaman için. Çok doğal zenginliğimiz var, çok kültürel zenginliğimiz var milyonlarca. Evet, yaklaşık 4 yıldır mesafe kat ettiğim siyah çekirgemle, demir atımla. Yani ömrümüz kifayet ettiği müddetçe devam etmeyi düşünüyorum. Evet, ben doğada yattığım için sürekli olarak çoğu zaman yabani hayvanların başıma gelerek mesela bisikletin heybesinde yiyecek bulmuş bir tilkiye rastladım. Onun haricinde domuzlara denk geldim.